Efendim, İNG Türkiye para mevzularında Aslı Sezen'le borsayı incelemeye devam ediyoruz. Şimdi bazı teknik bilgiler de önemli. Yani yatırımcının profili önemli, onu anladık. Tasarruf nasıl saklanır, nasıl değerlendirilir önemli. Ama bir de borsa İstanbul nasıl çalışır, o da önemli. Mesela günlük alım satım yapıyorlar. Abi benim param gelmedi hala falan panik oluyorlar. Şimdi bir tekniği açıklar mısınız? Yani günlük alım satım yapılır tabii mutlaka. Ama bu para trafiği, takas vesaire nasıl gelişiyor? Hisse senetleri aynı gün alınıp satılabiliyor. Hmm. Hisse veya para takası da T-Arti 2'de gerçekleşiyor. Burada tabi insanlar belli bir noktada hani aynı gün bekleyebiliyor paralarını. Öyle bir şey yok. Maalesef öyle bir şey yok. Şöyle ki iki gün sonra kar ya da zararını hesaplarında görebiliyorlar. Ama Umarım devlet garantisinde tabii. Kesinlikle tabii. takas bankdan çünkü İşlemler takas bank yok. güvencesinde. Umarız karlarını iki gün sonra hesaplarında görebilecekler. Burada sadece şu şöyle bir ayrıntı verebilirim. E, Brüt takas uygulamasında olan bazı hisse senetleri Hı. olabiliyor. E, buradaki e, bu durumlarda da aynı gün alım satım e, gerçekleşmeye biliyor. Anladım. Evet. O, o farklı bir özellik. Farklı, dolayı. evet. E, burada da borsanın e, kuralları gereği yatırımcısını korumak için yaptığı önemli bir tedbir kararıdır. Bürüt takas dediğimiz konuda e, dönemsel olarak bazı hani hisse senetlerinin girip çıktığı e, bir e, aslında durum. Brüt takastaki hisse senetleri aynı gün alınıp satılamıyor. Burada hani bir gün sonra T artı bir kuralı var burada da. Bir gün sonra hani bugün aldığım hisse senedini yarın satabiliyorum. Dolayısıyla bu da kesinlikle neden kaynaklanıyor brüt takasta hisse senedim olur. Volatiliterin düşük olduğu, sermaye yapısının göreceli daha az olduğu, hızlı hareketlerin olduğu hisse senetlerini aslında bir nevi gözlem altına alıyor Doğru. Borsa İstanbul. Ve burada da yatırımcıyı tamamen korumak için e, aldığı bir kural. Dönemsel olarak hisse senetleri girebiliyor, dönemsel olarak çıkabiliyor. Bunları da e, Borsa İstanbul'un sayfasında görebilirler. Peki hey Hanım, pazar günü gazeteyi açtım bir tane X hissesiyle alakalı muhteşem bir haber. Gördüm ve hemen hisse almak istiyorum dedim. Pazar günü bunu yapamıyorum galiba, değil mi? Maalesef yapamıyoruz. Hafta sonu e, yani cumartesi, pazar ve resmi tatillerde borsa İstanbul e, kapalı. E, fakat istenirse tabii ki de emir gönderimi yapılabiliyor. Ha. Ne? Hani, bunlar günümüz şartlarında mobil uygulamalar üzerinden veya internet e, şey sayfalarından hani iki çeşitli kendi aracı kurumlarının e, giriş yaparak emir yollama. E, olasılıkları, olanakları var. Fakat e, aktif e, açık olan bir piyasa olmadığı için o emirler beklemede kalır. Pazartesi günü işlem saatinde e, işlemlerini gerçekleştirir Ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor acaba? Bu saatler güncellenebiliyor. Bunları da BIST İstanbul'un, işte borsa İstanbul'un e, sayfasından e, yatırımcılar takip edebilir. Çok teşekkür ederim. En azından şunu öğrendik. Bir bir kere hisse senedi alım satımı nasıl yapılır? Bunu bir teknik e, bilgiye sahip olmak lazım. Hisse senedinin gözetim altında olup olmadığına dair bilgi sahibi olmak lazım. Günlük seansın saat kaç arasında değil mi? Hangi saat Kesinlikle. arasında yapıldığını bilmek lazım. E tabi bunlar biraz finansal okuryazarlıkla alakalı konular. Efendim ING Türkiye para mevzularında borsanın teknik tarafını inceledik. Devam edeceğiz.